Şimdi bu kapşon başlığı yapmak için şöyle kalın bir yün kullanıyorum. Bunun için de 10 numaralı tığ kullanıyorum. Şimdi bu kapşonu yaparken önce zincir çektim. Zincirin şu şekilde gevşek tutarak ...55-56 santim olabilir. Böyle fazla esnetmeden zincir çektim. Bunu ölçtükten sonra şimdi iki tane zincir çekiyorum ve şu tuttuğum yerden üstüne alıyorum. 2'li trabzan yapacağız şimdi burada. Şimdi önce 2 defa geçiriyorum. Sıkmadan gevşek tutun biraz. Üstüne alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Üstüne alıyorum. Hemen bakın zaten görünüyor. Son ördüğüm bu. Hemen yanındakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu zincirin sonuna kadar yapacağım. Evet, şimdi sonuna kadar geldik. Bu şekilde. İki tane zincir çekiyorum. Arkasını dönüyorum. Bu defa sadece şu V'nin arkasına batıyorum. Üstüne alıyorum. Arkasına batıyorum. Yine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Üstüne alıyorum. Arkasına batıyorum. Sıkmadan yapın. Yumuşak olsun. Bu şekilde. Üstüne alıyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Dönüşlerde 2 zincir ve daima ilmeğin arka tarafına batıyorum. Şimdi bu arkasını birleştireceğiz. Bunun için bu bitirdiğimiz yerden şunun boyunda kesmemiz yeterli. Buradan keseceğiz. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Şu şekilde. İkiye katladıktan sonra önce şurayı bir kapattım. Ördüğüm yeri. Bu şekilde kapattım. Şimdi iki ucunu yan yana getirerek burayı dikmeye başlayacağım. Bunu yaparken şöyle buradan attırarak değil, iki taraftan makine dikişi yapar gibi yapacağım.
Bunun karşılığında gelen ilmekten geçiyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Böylelikle burası düzgün oluyor. Kapşon kısmını bu şekilde ördük. Arkadan diktik bunu şöyle. Şuradan. Şimdi bunun tam arkasından, tam arka ortadan başlamak üzere alt kısmını yapacağız. Şimdi şu şekilde ikiye katladık. Tam arka ortasını bulduk. Zaten burası belli. Şekilde örmeye başlıyoruz. İki zincirle başladım. Şimdi bu şekilde bunu fazla sıkmadan şu aralardaki deliklere bata bata ilerliyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz burada. Şimdi bu arka ortadan başladık yapmaya. Devam ettik. Başa kadar geldik. Şimdi yine şurada bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bu tarafa. Üstüne alıyorum. Şöyle iki tarafı birleştirdim. Buradan devam ediyorum. Şu şekilde iki tarafı birleştirdik. Şimdi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi arka ortayı birleştiriyoruz. Buraya geldik, üstüne almadan birleştirdim. Şimdi iki tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine şu ilmeğin arkasına batarak devam ediyorum. Yine hep ilmeğin arkasına batıyorum. Thank you.
sıra yapacağız bunu. Evet, şimdi kapşonun boyun kısmını da tamamladık. Bu şekilde. Yalnız buradan başladık, arka ortadan başladık. Bütün etrafını dolandık. Ve burayı kendiniz ayarlayabilirsiniz, istediğiniz kadar yapın. Buradaki örgüyü aynısını buraya da yaptık. Şimdi şu başlık kısmına kordon geçireceğiz. Bu kordonu da şöyle göstereyim. Bu kordonun nasıl yapıldığını anlatan ayrıca bir video çektim. Ondan bakabilirsiniz. Aşağıya linkini koyarım. Şimdi bu kordonu geçireceğiz. Bunu nasıl belirleyeceğiz ölçüsünü? Şöyle. Kapşonu böyle koyduktan sonra şuraya kadar ölçtüm ben. Ucuna kadar olacak şekilde. Bunu iki katlı yaptığımız takdirde burası denk geliyor. Şimdi bunu nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Şimdi şu aralarda delikler var. Şimdi üstten başlıyorum. Bunu isterseniz her deliğe teker teker koyun, isterseniz ikişerli. Ben şöyle her deliğe geçirerek takacağım. Şu şekilde. Bunun bütün etrafını dolanıp şuraya gelinceye kadar bunu takacağım. Evet, nihayet bitti. Şu şekilde pomponlarımı da taktım.